Hadi gidelim Amerikalara. Oo. Bir bakalım. Gitmeyelim. Yok yok. Bu gayet iyi bildiğimiz bir şey. Kuzey Amerika yerli kavimlerinde kutsal sayılan aşiret simgesi. Kızılderililerdeki hani o. Ok, yay. Aşiret simgesi kutsal sayılıyor böyle. Tapınak. Hiçbir fikrim yok. Şeyi izlemişsinizdir, Yahşi Batı'yı. İzledim ama şu anda bilemedim. Harf alayım. Folklorik olarak sana saygım var ama sana tapamam. Neydi o? Hangi takımı tutuyorsunuz? Beşiktaş. İzler misiniz maçları? Yani. Yapar Totem. Mısınız? Ne? Totem. Ne? Totem. Totem. Maçlar demez. Evet. Kötü Beşiktaş'ı kullandım sırayı değil mi? Duymaz, hallettiniz hadiseyi. Buyurun yenisi gelsin. Kolay soru vallahi. Bir edebi türün aslı olmayan söz, önemsenmeyen olay destan, anlamında efsane. Da kullanılan adı. Destan aslı olmayan söz anlamında kullanılmaz. Asılsız, uydurma. O da bir edebi tür değil, uydurma. Ha, edebi tür olacak. Evet, bu bir edebi tür. Mesela roman gibi. Anladım. Hani kimisi der, benim hayatım roman. Yok, kimisi de der ki ya benim yaşadıklarım. Ya harf alayım. Aldık mı? Almasaydık yahu. Roman dedik zaten. Edebi destan tür. Destan değil. Yazsam ne olur? Yazsam roman olur. Roman senin olur. Bu anlattıkların yalan. Bu anlattıkların hikaye. Durdurdunuz mu? Hayır. Durdurdunuz. Sürem kalmadı. Hiçbir şeye geri kalmadık. Hiç de ziyan olmadı. 1 dakika 43 saniye var. Evet, 5 soruya cevap verebildik. Ama şimdi bir hızlanacaksınız. Bu işi patır çatır halledeceksiniz maşallah. 3 tane harf alabilecek durumdasınız. Elimde biraz soru var. Fakat bu kolay bir soru. Bu kaderimizi değiştirecek olan soru. Bir bakın bakalım. Izgarada veya yağsız tavada pişirilen köftenin ön adıdır. Pişerken çıkardığınız... Cızbız. Sesten alır adını. Haydi 7 harfli cevaplara, yarışmanın tam ortasına. Yarısı bitti. Ha gayret. Düşünce yoluyla bilgelik ve hikmet filozof. Arayışına giren kişi. Filozof ne? Şimdi cevabı vermeden önce şuna basmak lazım. Filozof. İşte bu. Süreniz bundan kayboluyor. Tamam. Ama ya yanlışsa harf alamam. 30 saniye süreniz var. Tamam. Değiştirirsiniz. Tamam. Sonra aşağıdaki 4 soruyu göremezseniz 3800 puan kaybedersiniz. Evet. Siz böyle ortaya hepsini atıyorsunuz. Ama buna basmıyorum. Buna basmıyorsunuz. Tamam. Yapmayın buna tutacağım. Öyle. Buyurun gelsin yeni soru. Bir kurum veya kuruluşta bilgi ve yol sormak amacıyla danışma. Kullanılan yer. Danışma. İşte bu. Geç fark ettik. Bundan sonrasını görün siz. Ehliyetten bahsetmiştik ya. Hani. Evet. Köprü yoldan kolay. Merak etmeyin. İnşallah öyle. Hakikaten kolay. Gelsin. Karayollarının kenarında alt yol düzeyinden dikkat. Aşağıda kalan bölüm. Soruyu bir özümseyelim. Karayollarının kenarında yol düzeyinden otoban. Bir defa Fransızca kökenli bir kelime bu. Karayollarının kenarında yol düzeyinden aşağıda kalan bölüm. Evet. Karayollarının kenarında. Ulan bilemedim. Alalım bir harf. Bir harf alayım. Aldık bir harf. Ve çok güzel yerden gelmedi mi? Araba nereye yuvarlandı Allah korusun? Şarampol. Nedir o? Şarampol. Şarampoldür o. İyi miyiz? Gün sonuncusu. Gün sonuncusu mu? Oho siz yani kara bulutları çekiyorsunuz kendinize. Tamam, gel tamam. Bana diyorsunuz gel bana. Varsa bir FM pozitiflik onu da yok et diyorsunuz. Olmaz. Aydınlık evet, bakın. Pozitif düşünüyoruz. Bir tamam. Dakika var elimizde. 56 saniye ama bir dakika deyin siz ona. Geriye de kaldı 5 tane sor. Gayet güzel yeter de artar. Ama önce kendinize inanmanız lazım. Hazır mıyız? Evet. İki kelimeden oluşuyor. Bu bir deyimdir. Her deyimde olduğu gibi azıcık bir metafor vardır içinde. Görelim. Söz etmek, konuya girmek. Laf açmak. Sohbet başlatmak. Laf açmak, laf atmak. Buna bastık. Şimdi cevabı alayım. Laf atmak. Laf açmak. Laf açmak bizim işimiz. Önce buna basıyoruz, evet, sonra tamam. Cevap veriyoruz. Tamam. Kendimizi heyecana gark etmiyoruz. Tamam.